Kulaklıkla bizi dinleyen arkadaşlar için birazcık bağırmadan giriş yapalım bu sefer. Sonra bize küfretmesinler. Çift silindirden herkese yine merhaba arkadaşlar. Ölmedim, yine renin üstündeyim, yine motor kullanıyorum. İşte ne yaptık? Aslında motosiklete binmek için işte ne yaptık? Bir yerlere gittik. Şimdi oradan dönüyoruz, ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Biliyorsunuz Ahmet Şahin arkadaşımız, takipçim. Kendisi bir videoda arabaya arkadan giriyordu. Kendisine tekrar geçmiş olsun diliyorum. İşte bayağı uzun uzun konuştuk. Gel benim için uzun bir konuşmaydı. Çünkü çok fazla mesaj falan geldiği için herkese yeterince vakit ayıramıyorum. Bunu itiraf ediyorum, kusura bakmayın. İşte neydi problem? Aynalarına ya çok kontrol etti ya da kafası dalgındı. Bir anlık böyle boş anına geldi. Ya da ne bileyim, belki 2-3 kilometre hop, video kayıtta mıyız? Ha, kayıttayız. Benzini düşünüyordu. Benzin istasyonuna girmeyi düşünüyordu. İşte ne yapacaktı? Benzin alacaktı. Belki su alacaktı. Belki bir şey alacaktı. Biraz mola verecekti işten dönüşte. Bu tarz şeyler olabilir. Sonucu değiştirmedi. Allah'tan ekipmanları vardı. İşte bir de çarptığı ya da etrafındaki kişiler iyi insanlardı. Ucuz yırttı. Motorunda ağır hasar vardı. İşte onun da usta, tanıdığı, bildiği usta olanlar yazıp kendisini yönlendirdi. Ya da mail adresini falan paylaşmıştık. Kendilerine mail atmışlardır. Onun problemini böyle gidermişizdir. Şimdi arkadaşlar, buradan şuraya varacağım aslında. Ben hani hangi şartlarda motosiklete binmemeliyiz kısmıyla ilgili çok fazla yazı ya da videoya ulaşmadım. Ulaştıklarımda işte yağmur çok yağıyorsa, kar yağıyorsa, bilmem ne yağıyorsa bunları anlatıyordu. Peki ben sezonunda, yani motosiklet kullanmaya uygun havalarda hangi şartlarda binmeyeceğim? Motosikletim, her şeyim iyi, ekipmanlarım var dediğimizde herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Aslında bu konuya değinmeyi de uzun zamandır planlıyordum. İşte fırsat olmadı, vakit olmadı, şartlar uymadı vesaire. Ahmet Şahin'in videosu buna birazcık aslında ön ayak oldu. Şimdi arkadaşlar, herkesin, insan olan herkesin belli bir sorunları vardı. İşte çok zengin olanın ne bileyim para değil de başka şeyler sorunu vardır, haz alma. Ya da benim gibi fakirseniz para sorununuz vardır. Gerçi bu fakir kelimesini kullanmamı bazıları hiç sevmiyor. Ama olsun, böyle şeyler olabiliyor. Götüme kadar giriyor. Geçeceksen geçsene soldan. Götüme giriyor, sonra selektör yapıyor arkadan. Ya Rabbim, doblucu mudur ne, boks anasını satayım. Böyle problemleri olabilir. Ya da eşiyle, işte sevgilisiyle kavga etmiştir. Ne bileyim, ailesiyle kavga ediyordur. Sevdiği biri vardır, karşılık vermiyordur. Ya da ikisi de birbirini seviyordur, bir türlü konuşamıyordur, edemiyordur. Arkadaşlar gidin konuşun, korkmayın. Hayata bir kere geliyoruz. Problem yok. En fazla reddedilirsiniz yanlış düşünüyorsanız bile. Neyse, devam edelim. İşte ne bileyim, motoruyla problemleri vardır. Bir şeylerle problemleri vardır. İnsanız, hele benim gibi İstanbul'da yaşıyorsanız işte trafik probleminiz vardır. İşe gidip gelirken. Hele motosiklet kullanıyoruz, biraz daha az trafik sorunumuzu diğer araç sürücülerine göre, ama yine var. Bir de İstanbul çok hızlı akan bir şehir, çok hızlı hareket eden bir şehir. Bunu nasıl örnek vereyim size? Mesela dışarıda trafikte olduğunuzda kimsenin 1-2 dakika ulaşacağı yere geç ulaşma gibi bir lüksü yok. Herkes bir an önce gitmeye çalışıyor. Ya da başka nasıl örnek vereyim? Kırmızı ışıkta bekliyorsunuz, işte yeşil yandı, yarım saniye bir saniye geç hareket ettiniz, arkadan korna, selektör, bir şeyler. Hani herkes bir an önce gitmek istiyor vaktinde, ne bileyim, vaktini iyi değerlendirmek mi istiyor dersiniz, yoksa bu İstanbul'dan kaynaklanan bir şey midir, çok bilmiyorum. İstanbul'da durum böyle. Hani o bile insanı strese sokuyor, sinirlerinize hakim olamıyorsunuz. Ya da kafa dağıtmak için işte alkol kullanıyorsunuzdur. İşte rakıdır, bilmem nelerdir, bilmem nelerdir. Ben kullanmıyorum. O yüzden çok isimlerini bilmiyorum. İşte kafa dağıtmak için, zevk almak içiyorsunuzdur, ediyorsunuzdur. Yani bu düşüncede, hani böyle kafanız doluyken
ya da mesaiye kalmışsınızdır, böyle önünüzdeki kelimeyi okuyorsunuzdur ama anlamıyorsunuzdur. Hani kafa gitmiştir artık, böyle buradan salyalar falan akıyordur artık, başka dünyalarda geziniyorsunuzdur falan. Bu şartlarda motosiklete binmemeniz gerekiyor arkadaşlar, binmeyin. Hani ben de zaman zaman hata yapıyorum, biniyorum, ediyorum. Ben de insanım, sizin gibi bazı problemlerim var. Herkes gibi. Yani bunlar ne oluyor motosiklet üstündeyken sonra? Şimdi bir süre sonra motosiklet üstünde düşünmeye başlıyorsunuz. Lan acaba kıza çok ağır mı konuştum ya? Hakkını mı yedim? Şöyle mi oldu acaba filan? Lan haksızlık ettim ya. Keşke öküzüm ben filan, böyle konuşmasaydım diyebiliyorsunuz. Ya da hak etti ya ama sanki şimdi söylemeseydik, daha tatlı bir dille mi konuşsaydık, ne yapsaydık filan diyebiliyorsunuz. Bunları düşünüyorsunuz işte, ya da lan kıza açılmam lazımdı, tam göz göze geldik, konuşamadım ya, tüh be filan diyorsunuzdur. Motosiklette bu düşünceler kafanızdan geçer. İşte ailenizde ya annem filan haklı, doğru diyorlar ya, bu motosiklet filan daha tedbirli olmak lazım, yavaş gitmek lazım filan. Böyle bir kendi kendinize muhasebe yapmaya başlıyorsunuz. Hani derler ya, akşam kafanı yastığa koyduğunda rahat uyuyabiliyor musun diye. Aslında motosiklet üstünde tam olarak kendimizle bir muhasebe, bir yarış içerisindeyiz aslında. Yani bu motosiklet üstünde biliyorsunuz Ahmet Şahin kardeşim bir anlık dalgınlık, artık ben dalgınlık diyorum, arabaya çarptı. Hata yapma riskimiz yok arkadaşlar motosiklet üstünde araba kadar. Arabada en azından hani bir şekilde hani öndekine vurursun, yanabilen çarparsın, sıkıntı yok, burnun kanamadan çıkarsın derler ya. Ama motosiklette öyle bir şansımız yok. En ufak bir hatanızda gözünüzü hastanede açarsınız ya da ambulansın içindedir, siren çala çala gidiyorsunuzdur. O yüzden kafanız doluyken ya da problemleriniz varken ya da sinirli olduğunuzda, hani sakinleşemeyeceğiniz durumlarda şu motosiklete sakinleşmek için binmeyin. Kafanız ne zaman ki rahatlar, sakinleşirsiniz, her şey daha çok mantıklı gelmeye başlar, o durumlarda motosiklete binin. Alkollüyken yine hiç binmeyin demiyorum zaten. Şuradan bir yerden dönmemiz lazım ama... alkollüyken yine hiç binmeyin arkadaşlar. Zaten araba kullanmak da yasak. Hani benim etrafımda var, arkadaşlar alkollüyken binmeyin falan. Onları da söyleyeyim, onları da uyarayım. Yani çünkü çok tehlikeli işler açıkçası arkadaşlar bunlar. Motosiklet üstündeyiz. Hani ben uzun yıllar bu motosikleti kullanmak istiyorum. Sen kullanmak istemiyorsundur. Kafan dolu. Lan ben bunu aldım, o kadar para verdim, ben her şartta binerim falan diyorsundur. Bin. Ya bunda benim kaybedeceğim bir şey yok, senin kaybedeceğin bir şey var. Belki de bir daha o motosikletin üstüne binemeyeceksin, ya da tekerlekli sandalyeye bineceksin, ya da ne bileyim motorundan olacaksın, bir şey olacak sonuçta. Arkanda üzülenler, bilmem neler, onlar bunlar var. Hani çok, motosiklet kazası çok hoş bir şey değil. Yapmayın, sakin olun, hani kafanız rahatken binin, şunun tadını çıkartın, huzurlu böyle tatlı tatlı gazla gidin. Güzel şey motosiklet kullanmak arkadaşlar, emin olun. Hani bundan aldığınız hazzı hiçbir şeyden alamazsınız. Sevgilinizle ayrılırsınız, barışırsınız, başka sevgiliniz olur, eşinizle küsersiniz, o olur bu olur. Ama motosikletin üstüne bindiğinizde onun size karşı ne yalanı vardır, ne bir kötü sözü vardır, ne bir şey vardır. Siz ne isterseniz o onu yapar. Zaten motosikletin güzelliği de burada. Yani binin arkadaşlar, doya doya sürün, edin. Bunlar güzel şeyler. Motosiklet kullanmak süper bir şey. Biliyorsunuz bir de Almanya'da, bu Köln'de Intermod 2016 fuarı vardı. İşte yeni markalar, Japon markaları genelde yeni modellerini tanıttı. İşte CBR 1000RR, SP'den MT09'a, MT10'a, sonra GSX-R 125 vardı. Çok güzel motor yapmışlar. Sonra işte Kawasaki'nin Z9'u var, Z650 var. Herhalde ER6E'nin yanına geldi. Yeni ER6F var, Ninja 650 Avrupa'daki adı. Böyle onların bütün fotoğraflarını Instagram'da, Facebook'ta falan paylaştık. Hani bizi takip etmiyorsanız ya da beğenmediyseniz bir Instagram'dan takip edin, Facebook'tan beğenin falan. Oralarda birazcık daha aktif olalım. Güzel şeyler paylaşıyoruz. Sizin de hoşunuza gidecektir, en azından bir göz atın.
Fuar 2-3 gün sürüyor sanırım arkadaşlar. Bakalım işte haberler aldıkça, yeni modeller aldıkça ben de sizinle fotoğraflarını paylaşıyorum, ediyorum. Beraber açıkçası ben de sizinle paylaşacağım için araştırıyorum, ediyorum. Yoksa başkaları zaten hazır bilgiyi hemen veriyorlar. İyi oluyor benim için de. Bu videoda da arkadaşlar konuşacaklarım, anlatacaklarım bu kadardı. Umarım değişik, faydalı bir video olmuştur. Bugünlük, bu akşamlık, bu gecelik kendinize iyi bakın. Çift silindirden hoşça kalın.